Çok güzel besinler oluyor. Çok hızlı yiyor. Çok acıkmış demek ki. Şöyle şey yapıyorum. Yaklaştırıyorum. Makro. Makro yapalım. Tamam. Şu an tam makro açığı aldım arkadaşlar. Şu an yemesini çok net, çok güzel görebiliyorsunuz. Belki şarkı da ekledim. Hatta ekledim. Şu an arkasından yemeye başladı ve çok iştahlı yiyor. Gerçekten bitirdi yarısını. Mantislerle alakalı birkaç bilgi vereyim. Mantisler etebul hayvanlardır. Kendinden küçük her böceği yerler. Hatta kendi cinslerini de yerler arkadaşlar. Ama söyleyeyim. Kendi cinslerini de yerler. Aynı şekilde kendinden küçük bütün böcekleri yerler. Erkek olanlarının uçma özelliği vardır. Yani çok az çevirseler de erkek olanların uçma özelliği vardır. Kanatları vardır. Ve bazı büyük olan mantisler gittiği bazı pis yerlerden parazit kapabilirler ve bu parazit içlerine girebilir ve hayvanı çok ciddi rahatsız edebilir ve insanlara da zararı olabilir. Fakat bu boyuttaki küçük bir mantisi parazit olmaz bu kadar küçük boyda, çünkü bu kadar küçük boya parazit gelmez. Ayrıca zaten bu senenin yavrularına yani bunda parazit olma olasılığı sıfır. Çünkü gayet güzel gidiyor. Arkasını komple bitirdi. Vücut, ön vücudu kaldı. Bakın şu an kanatlarını yiyor. Ağızları çok garip yapıda. Bildiğiniz terminatör. Çok garip yapıda kare şekilde. Kare şekilde değil, oval şekilde bir şey. Oval şeklinde. Ve birçok dişten oluşuyor. Dişler bütün her yere yayılmak şeklinde. İki üstte, iki altta var. Ve gayet güzel. Ayrıca da kolları, elleri bir takım iğnelerden oluşuyor. O iğnelerde yakaladığı avın kaçırmaması için ve tutması için vardır. Bu şekilde kın kanatlı türdür yine. Tabii kın kanatlı türü büyük ihtimal. Yani tam kın kanatlı olup olmadığını bunu bilmiyorum. Fakat çok komik hayvanlardır ve çok tatlılardır. Evlerde evcil pet diye beslenebilir. Hatta birçok kişi. Şimdi şunu söyleyeyim. Evde birkaç tane böcek türü evcil pet diye besleniyor. Birincisi Madagaskar hamam böceği. Madagaskar hamam böceği çok büyüktür. Yani nereden baksanız bir GoPro kadar olabiliyorlar. Hatta bir insanın elinden büyük olabiliyorlar. Ve evcil pet diye beslenebiliyor. İkinci sopa böceği. Sopa böceği, dal böceği. Ondan sonra yani 3 tane ismi var. Hatta 3 tane demeyeyim. Daha fazla bir sürü ismi var. Şimdi bildiklerinden 3 tanesini söyleyeyim. Bir de İngiliz adı var. Ama o adı çok böyle garip bir adı. Okumak çok zor. Şöyle bakın bitirdi bile. Birincisi sopa böceği tabii ki. Bunun demiyorum bu arada. Evcil olarak beslenilecek böcek. Sopa böceği, dal böceği, sopa çekirgesi diye geçebiliyor. Bir o pette. Diğeri evcil pet diye beslenebilecek saga çekirgesi var. Bu da yine çok güzel beslenebiliyor. Tabii bu saga çekirgesi ve mantis etobur. Ama dediğim sopa böceği vejetaryen. Yani bitki yiyor. Bakın ana kanadını düşürdü. Çok güzel bir açıdan yakaladım. Çok güzel makro çekiyor şu anda. Çok güzel bitirdi. Şuna bakar mısınız? Ya gerçekten birçok böcekten daha hızlı yiyor. Hatta tarantuladan daha hızlı yiyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tarantula yaklaşık 5-6 dakika diyemeyim de işte 10 dakikada yerken bu böcek daha hızlı bitiriyor. Yani kısacası daha hızlı bitiriyor diyelim. Belki de eşitlik var. Çok belli değil. Fakat çok efekli ve çok saldırgan bir peygamber devresi. Yani mantis. Latince adı mantis. Mantis gerçekten çok saldırgan bir canlı. Tabii insana değil bu saldırganlığı. Saldırgan derken bu şekilde çok vahşi ve ısıran sokandırmanın falan bir şey değil. Bu arada bu sağlığa hiç zarar yok. Sadece bazı çok büyük olanlar, yaşlanmaya yakın yani yaşlı olan mantislerde bazılarında şey olabiliyor. Pis yerlerde dolaştığı zaman ne deniyor ona? Parazit olabiliyor. O parazit de uzun böyle zevk bir şey oluyor ve hayvanı rahatsız ediyor. Üstüne su döktüğünüzden sonra ise o parazit arka atlanan kısmından çıkıyor. Gayet güzel yiyor şu anda. Mükemmel. Hatta bitirdi diyebilirim. Kanatlarını yer mi tam bilmiyorum ama kanatlarını da yiyorum. Şöyle. 2 gün önce mantisi beslenmiştim. Şuraya bir bakayım, çok ses geliyor. 2 gün önce, 3 gün önce beslemeyi denedim fakat hiçbir yeme almadı. Yeniden kaçtı. Demek ki aç değilmiş. Ben yem kabul etmedi falan sandım. Demek ki aç değilmiş o zaman. Şöyle bir boydan üstten aşağıya doğru bir çekim alalım. Bakın yemek yedikleri zaman bu şekilde oluyorlar. Sallanıyorlar. Bakın şu an çok fazla sallanıyor. bak ya, kanadı bile yiyor. Şimdi kanadı fırlatacak büyük ihtimalle ama bakın fırlattı. Şimdi bak. Bakın bu şekilde nasıl temizliyor kendini. Dediğim o büyük olan arkadaşlar, bende büyüktü bir tane vardı. Ve acıkmıştı bir kere. Okuldan getirdiğimde çok açtı. Aç olduğu için bilmiyorum, ben aç olup olmadığını da bilmiyordum. Sonra dedim elimde tutayım böyle dedim. Sonra bana bakıyor böyle garipleri. Ben de dil çıkarttım. Dilimi çıkarttığım anda suratıma atladı. Yani dilimi yemek zannetti. Ondan sonra bende bir tane taş çıyanı vardı. Çıyanı biliyorsunuz, taş çıyanı. Taş çıyanları biliyorsunuz. O da yine
Onu şeyde bulmuştum, bu yaşayabileceği bir bölüm değildi burası. Şehirde bulmuştum, şehrin içinde. Yaşayabileceği bir yer değildi bura. Onun için almıştım. Taş çıyanı, kim bilir nereden gelmişti. Minik böyle altın çıyan deniyor. Onlardan. Ve o da böyle biraz sersemdi, sakattı böyle. Ayaklarından bazıları kopmuş, anteni kopmuş falan filan. Hatta ezikler vardı. Ölmek üzereydi, hatta ölecekti. Bir saat beklesem ölecekti. Ben de bir işe yarasın dedim. Gittim mantise verdim. Mantis onu hapur hapur yemişti. Böyle bir anım var benim de. Mantisimiz çok güzel. Evet, videom bu kadarlıktı. Abone olursanız ve like atarsanız ayrıca çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.